Alo, alo, alo. Kuzey Amerika hattının 6. bölümü için Eray'a bağlanabildim mi? Bağlandım. Eray ne haber? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Çok saçma bağlandın ama. Niye öyle bağlandın? Şimdi intromuzda telefon çalıyor ya, oradan bir alo diye. Oradan bağla. Tamam, anladım. Oğlum. Şimdi güzel bağladın. Ya. Güzel bağladın. Ya. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, henüz hala mikrofonumu değiştiremedim. O yüzden ASMR nedir? ASMR, MSR. ASMR. Evet, ASMR olarak devam edeceğim galiba. Gerçekten beni de rahatsız etti. Yani kendimi dinlerken şapırdatmalarım falan, sanki böyle kulağınızı öpüyormuşum gibi sesler çıkıyorsa kusura bakmayın. Umarım yakında değiştireceğim. Bu arada bu mikrofonu bu işi yapmak isteyenlere önerebiliriz Eray. Yeti. Evet, İnanılmaz gerçekten. Bütün şapırtıları alıyor. Ben şaşırdım bu kadar şey olduğunu. Yani ama ASMR için kullanın. Şapırtı sesi kaydetmek isteyenler için önerebileceğim bir mikrofon haline geldi gerçekten. Yemek yerken filan. Evet ya, böyle şey böyle Bentley videoları falan çıkıyor ya. Evet, kadın var yaparsın. Gibi Bentley'nin her tarafına vuruyor. Yakında bence ondan yapıyorum bu mikrofonla. Evet, mikrofonu değiştirmeden bunu bir düşün. Belki yepyeni bir kariyer. Florida'da arabaları tıklarsın. Krokodillere falan gidiyorum. Timsahlara bakıyorum. Aa, güzel olur ha. Bak, timsahtan güzel ses çıkabilir ha. Bunu bir düşün. Tabii yenmez. Düşünmeyeceğim Evren. Tabii ki yapmayacağım bunu. Ama olsun, çok tutardı. Ben öyle hissediyorum. Peki Eray Güler, o zaman haber hattıyla başlayalım bakalım. Hadi başlayalım Evren. Şimdi Amerika gündemi demek biraz da dünya gündemi demek. Dünyayı etkiliyor. Ama galiba sizi Japonlar etkiledi bu hafta. Evet Evren. Hafta. Bizi Japonlar etkilemiş. Yani bilmiyordum. Aslında Amerika borsasında büyük bir çöküş oldu. Hızlı bir düşüş oldu. Büyük bir çöküş oldu desem belki yalan olur da. Hızlı bir düşüş oldu bir anda. Neden olduğunu anlamaya çalışırken hemen anladılar zaten. Japonlar özellikle, hatta hani geyiği de var bunun. Hani Japon ev kadınları Japonya'da çok ucuza borçlanabildiğin için, yani 100 bin dolar aldığında bunun faizi 102 bin dolar, 103 bin dolar gibi geri ödediğin için oradaki insanlar genel olarak bankalarından borç alıp Amerikan borsasına yatırıyorlarmış. Ve hayatlarında ilk defa Japon Merkez Bankası bu borçlanma faizlerini yükselteceğini açıklayınca Japonlar da biraz panik yapmış ve bütün herkes hisselerini satmaya başlıyor. Bir de tabii ki olası savaşlar vesaire, bunlar her zaman zaten psikolojik olarak da parayı etkilediği için herkes hisselerini satmaya başladığında bir anda da hisseler düşüşe başlamış. O panikle de herkes onu duyan da satmaya başladı. Aa, bu kadar Apple hissesi, bu kadar bilmem ne hissesi satıldı bak deyince elinde hisse olanlar da acaba düşecek mi korkusuyla satmaya başlamış. Öyle bir efektle birlikte borsalarda büyük bir düşüş vardı ama bir sonraki hafta ilk açılışında bunu hızlı bir şekilde toparladı. O yüzden nereye gidecek bilmiyorum ama bir kere daha şunu anladım bununla birlikte. Para tamamen psikolojiyle yönetiliyor abi. Yani gerçekten bir sürü insanın bir anda, evet borsa diyelim. Yo, bence para da, ya yani parayla psikoloji çok dengeli gidiyor bence. İnsanların bir anda bu şekilde, aslında çok da büyük bir fark yok yani Japon Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesinde. Ama yine de büyük bir etkisi olmuş bu şekilde. Benim 1000 Kanada dolarlık Apple hissem var. Sabahında almıştım bakayım ne oldu diye de düşmüş. Ama hala kârdayım. Ucuzdan almışım demek ki. 3 dolar kârdaymış. 3 dolar kârdasın. Bir ara 250 dolara kadar kâr getirmişti. Yani ben uzun dönem için aldım şimdi. Ben 20 yıl sonra belki bir bakarım. Çünkü karşıma şey çıkıyor, şu borsa bende şöyle bir hissiyat oluşturdu. Ulan zamanında işte 1000 dolarlık Nvidia hissesi alsaydın şimdi durumun ne olacaktı diye açılan tweetler, atılan reels'lar yüzünden. Dedim ben de alayım bir 1000 dolarlık Apple, belki 10 yıl 20 yıl sonra aynı şeyler bak, söylenebilir diye. O da işte psikoloji, çünkü FOMO, yani fear of missing, yani bir şeyden geri kalma korkusuyla almışsın. Zamanında bunu alsaydım. O da psikoloji yani. Aslında bir ekonomik bir şeye çok fazla altyapı kurmadan bir şekilde alıyorsun. Herkes satmaya başlayınca bu sefer bir dakika herkes satıyor, ben de satmalıyım moduna giriyorsun. Yatırım tavsiyesi değil tabii bunlar da. Eğer böyle uzun dönem Evren şöyle bir teknoloji hissesi, böyle bir şey var dersen 1000 dolar da ona atalım yani. Yorum olarak yazsınlar borsayla ilgilenenler aşağıya. Bakarız, dinlerim ben. Borsa da çok garip bir şeydir ya. Zamanında Evren Yataş'tan ve Kuvarejman'ın Beşiktaş'a gelecek söylentisinin başladığı zaman da Beşiktaş hissesi alıp Beşiktaş hissesinden üniversite döneminde 2000 TL, hani gerçekten 2000 TL o dönemde büyük bir paraydı. 2000 TL gibi bir para kazanmıştım ve çok mutlu olmuştum. Yani Kuvarejman benim hayatımda öyle bir önemi var. Bilmiyorum neden. Para kazanmışsın işte, o yüzden biliyorsun. Galiba psikolojik. Peki o zaman yatırımı bırakalım bir kenara, Kanada'ya geçelim mi? Geçelim. Onun dışında bu arada Elon Musk'la
Trump'ın da bir interview'u oldu X üzerinden, eski Twitter üzerinden. O da bayağı konuşuluyor Amerika'da şu an. Bayağı az izlenmiş ama. Az izlenme oldu, kötü bir interview oldu. Elon Musk açık bir şekilde Trump'ı destekleyeceğini, artık ne yapacağını şaşırdı adam bence. Bir şekilde bir anlaşmalarım var arkada. Hiçbir fikrim yok. Daha önce birbirlerini çok da sevdiklerine dair bir aslında ibare çok fazla yoktu. Ama Trump böyle son zamanlarda Elon benim en yakınımdır, kankamdır falan modunda geçti. Elon Musk da X üzerinden biliyorsun daha önce Twitter'dan banlenmişti. Tekrar onu geri aldı. Tabii ki Elon Musk istediği gibi kullandığı için X'i de. Orada da şey oldu böyle, hani bir interview oldu. Interview teknik aksaklıklardan dolayı biraz geç başladı. Yani böyle çok lay lay long bir interview oldu. O yüzden Amerika'daki çoğu insan bundan çok hoşnut değil ve bayağı zayıf göründüğünü söylüyorlar. Bu da diğer en çok konuşulan haberlerden bir tanesi. Kanada'da bu aralar konuşulan konu tabii ki işsizlik Eray. Özellikle bir Reddit'te geçen hafta bir paylaşım yapılmış ve bunun oldukça beğeni almış ulaşılabilen Kanada hükümet kaynaklarından. Kanada'da iş arayan çok ama işverenler yurt dışından işçi getirmeye çalışıyor diye. Biliyorsun LMAI diye bir durum var. Biraz göçmenliğe girmiş olursa ama yurt dışından eğer burada Kanada'da ben PR'lı veya Kanada vatandaşı iş yerimde çalıştıracak yetkin birini bulamıyorum. Bu yüzden benim işte atıyorum Türkiye'den birini getirmem lazım. Bir yerden bir yere birini getirmem lazım ya da başka bir ülkeden. Bu LMAI programıyla insanları direkt getirebiliyorsun bazı koşulları karşıladıktan sonra. Ama bakmışlar ki yani Kanada'da iş arayan birçok insan var. İşçi fuarları dolu. Ama aynı zamanda da LMAI programında da inanılmaz bir artış var. Yani bu kadar işsiz varken bunlar iş bulamıyor. Siz neden yurt dışından bu kadar insan getiriyorsunuz diye bir araştırmaya girmiş Reddit kullanıcısı. Ve sonunda da böyle bir şey ortaya çıkıyor ki işverenler ya para karşılığı LMAI belgesi sağlıyorlar işte insanları getirmek için buraya, ya da işte akrabalarını, dostlarını böyle sanki burada birilerini bulamıyormuş gibi davranıp bu sistemi kullanarak yurt dışından insan getirdikleri ortaya çıkıyor. Kanada hükümeti de bu konuyla bir ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki artık kriterleri daha sık kontrol edeceğiz, daha zorlaştıracağız, belki de İlerleyen günlerde bunun masrafını da arttırabiliriz. Yani şirkete masrafı daha çok olacak LMA ile birini getirmenin ve bakalım bundan sonra ne olacak. Tabii ki yine bir sistemin kötü kullanılması sonucu, kötü kullananlar yüzünden bir hak, belki de buna gerçekten ihtiyacı olanların hakkı da bir türlü ellerinden alınmış ya da azaltılmış olacak. Geçtiğimiz günlerde göreceğiz yine bir göçmenlik krizi. Güzel Kanada'm ya. Güzel Kanada'm çok hızlı bozdu ya. Çok hızlı bozdunuz abi Kanada'mı ya. Çok üzülüyorum bu konuda. Gerçekten corruption'ın, yolsuzluğun çok fazla olmadığı ya da şöyle söyleyeyim, hep olduğu ama insanları birebir de çok etkilemediği bir Kanada vardı bence. Bence yolsuzluk dünyanın her yerinde var bu arada. Tabii. Hani o ayrı bir konu. Kanada'da var ama insanları çok fazla etkilemediği, halkı çok fazla etkilemediği bir yerden çok hızlı bir şekilde birebir de direkt insanların hayatını etkilediği bir yere geçti. Yani adeta böyle işte şey gibi, üçüncü dünya ülkesinde olan şeyler olmaya başladı. Öyle olunca da biraz üzüldüm yani gerçekten. Ya şöyle gerçekten bir şey var. Hakkıyla PR alması gereken birçok insan yıllardır Kanada'da yaşayıp hala PR'ını alamıyor. Buna çok üzülüyorum gerçekten. Kanada'da birçok güvene dayalı sistem var. Bunun üzerine kurulmuş bir ülke. Yani biz sana öncelikle güveniyoruz. Eğer sistemde bir sıkıntı olursa sonradan bulacağız tarzında. Yani bunu Covid'de de gördük. İşte eğer geliriniz yoksa biz size para sağlayacağız filan. Bunlar hep öncelikli olarak güvene dayalı oldu. Sonra araştırmaları yapılmaya başlandı. Ya atıyorum en basitinden tramvayda bile güvene dayalı bir sistem var. Her zaman kontrol olmuyor. Basıp basmadığına emin olamıyorsun. Bazıları ücretsiz yolculuk yapıyor gibi şeyler de var. Ve bu güvene dayalı sistemin son 5-6 yılda belki de yine bu diğer ülkelerden kaçtıkları şeyleri buraya getiren göçmenler sayesinde o güvenin kırıldığını görmeye başlıyoruz. Bir yandan da üzücü işte. Sistemi kendi içinde hacklemek isteyenler bu şekilde yollara başvuruyorlar ve bu güvene dayalı kolay şeyleri bu yüzden de hızla kaybetmeye başlıyoruz ve daha zorlaşacak diğer insanlar için büyük ihtimalle ilerleyen günlerde. Yine kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz gibi bir şey olabilir aslında. Evet, yazık. Gerçekten öyle ya. Üzülüyorum. Evet. Gelenlere de üzülüyorum bu arada. Yani. O yüzden yeni gelenler bizim gibi eski gelenlere göre daha çok
şikayetçi. Çünkü daha sert bir Kanada ile karşılaşıyorlar bu durumlardan. Evet, evet. Dolayı da diyebiliriz. Yani en azından faktörlerden biri diyebiliriz. Bir olumlu haber vereyim hadi. Hani o yaz olimpiyatları bitti. Amerika birinci oldu. Tebrik ederim. Kanada'da rekor kırmış bu yıl. 27 madalya kazanarak ve 84 ülke arasından 11. sırada yer aldı. O yüzden mutlular Kanadalılar. Türkiye ise altın madalya almadan kapattı. Demek ki Türkiye'de sporda bir sıkıntı var. İnsanlar spora odaklanamadığı için olabilir mi? İnsanlar spordan önce bütün her şeyi düşünmek zorunda yani. Özellikle Türk kadın milli voleybol takımımıza bakıyorum. Yani maçla ayrı uğraşmak zorunda. Gelen yorumlarla ayrı uğraşmıyor. Yani bir kısım var çok güzel bir şekilde destekliyor buna, bize dahil. Bir kısım var sürekli kuyularını kazmaya çalışıyor. Kadınlar hem onlarla uğraşıyor hem de bir yandan sahada çok iyi bir performans göstermek zorundalar. Bence altını hak eden takım bizim takım. Tabii tamamen burada. Ben burada şeye katılmıyorum. Abi madem olimpiyatlara gittin, o telefonlar kapanacak abi. Yani o süre boyunca hiçbir şeyle uğraşmayacaklar, telefonlarını açmayacaklar disiplinli bir şekilde. Madem böyle bir gerçek var, şimdi yorumları engelleyemezsin. Ama uzak durmayı sağlayabilirsin yani, o zaman ya Evren, odağını değiştireceksin abi. Hayır abi, neden ya? Ya insanlar buna adjust olmak zorunda değil ki yani. Aa, niye bana bunları söyleyebilirler diye telefonuma dokunmayayım. Yani diğer olimpiyatta katılan katılımcılar aynısını yapıyor mu? Ya niye bizimkiler bizim gerizekalılar yüzünden mi? Şu an sinirlendi. Bizim gerizekalılar yüzünden telefonlarını kapatacaklar. İstediğini kullanır arkadaşım. Ya kullansın. Olimpiyat bittiği gibi kullansın. Ben burada böyle bir gerçek var. Eğer etkileniyorsan bunlardan ve bu senin madalyaya giden yolunda etkiliyorsa, şey gibi oldu. İnterneti mi kapatalım? Instagram'ı mı engelleyelim? Bir şey çekelim. Yoksa sen olimpiyat boyunca telefonu bir kenara, ben bu salaklarla uğraşmayacağım ya. Hani onları görmek istemiyorum deyip ya da böyle bir yönetimsel karar alıp hedefe mi koşacağız? Ben bundan bahsediyorum. Bilemedim. Bilemedim Evren. Şu an o anlık, yani o anda yapabileceğim başka ne olabilir ki hani? Ondan evet, bahsediyorum. Bu arada olimpiyatlar bizim evde yaşandı. Yani Bahar çok sıkı takip etti. Ben de Bahar'la biz işte 4 yıldır birlikteyiz. Bir önceki olimpiyatlarda da birlikteydik ama Covid vardı, bir şey vardı, biz taşınıyorduk. Böyle bir laylaylama gelmişti ve onu hissetmemiştim. Evde 7-24 olimpiyatlar izlendi. Düz duvara tırmanmadan breakdance'a, ki breakdance ne olimpiyatlardı onu da bilmiyorum. Breakdance, ben ilk kez breakdance'ın olimpiyat şeyi mi varmış? Tabii tabii, çok saçma. 2028'de olmayacakmış. Bence de olmamalı, dünyanın en saçma şeyi. Hatta Avustralyalı bir kadın dünyanın en saçma dansını yaparak sanırım hiçbir puan alamadı ve şu an o yüzden çok ünlü oldu. Hani onu da anlamış değilim. Böyle hareketler yapıyor. Yani gerçekten bence bazı dallar olimpiyatlarda olmamalı. Breakdance da bunlardan bir tanesi. Neyse, bütün her şey bizim evde sürekli döndü. Yani hani aktif bir şekilde izlenmese bile her arada falan izledik artık. Ben de eşimin ilk defa bu yüzünü görmüş oldum. Hani bu hiç durmadan bir sapık gibi olimpiyat izliyorduk. En son dedim ben de bir olimpiyat izleme madalyası aldım Amazon'dan ona. Birincilik madalyası. Ama gelmedi. Hani geldi gösteriyor ama bize gelmedi ne yazık ki. Öyle bir durum. Ama olimpiyatlarda ilk defa şunu hissettim Evren. İnsan vücudunun, bir arkadaşım bunu söylemişti, çok hoşuma geldi. İnsan vücudunun enleri orada. Yani yapabileceklerinin en iyileri orada ve senin izlediğin şey o alandaki onu yapan en iyi insanlar. Hani jimnastik olsun, başka bir şey olsun, bu böyle bakıldığında çok fascinating geliyor ya, gerçekten. Etkileyici diyeyim. Hadi çok etkileyici geliyor yani. O sırada Türk Twitter'ında ikisinde paylaşılan postlar işte en güzel olimpiyat sporcuları. Evren evet, yani şöyle gurur duyabileceğimiz bir sporcu çıkartamıyoruz ne yazık ki. O yüzden neye bakacağız? En güzel hangisi, en yakışıklı hangisi yani. Bu arada Türk bir çocuk da var, jimnastikçi. Bayağı bütün Amerika'daki kızlar da onunla ilgili bir sürü content yapmaya başladı. Arkadaş da gerçekten bayağı hem yakışıklı hem vücut, zaten olimpiyat vücudu yani, ne diyebilirsin? Olimpiyat vücudu. Olimpiyat vücudu. Olimpiyatlarda kötü bir vücut ben görmedim bu zamana kadar. Okay. Olimpiyatlara katılacak olsan sen hangi dalda katılırdın? Gülle atma Kocaeli dördüncülüğüm var oğlum, bilmiyor musun? Gülle... Böyle saçma bir şey var değil mi Evren ya? Bizi olimpiyatlara yani? Lise olimpiyatları. Bizi lisede neye atletizm yarışmalarına götürmüşlerdi. Böyle kafalarına göre seçip sen gülle at, niye sen iri yapılısın, sen iyi zıplarsın çünkü bacakların ince ve uzun falan. Böyle saçma bir şekilde bizi almışlardı. O lisede miydi ya? Ben ilkokulda lisedeydi. Attım hatırlıyorum. Yok yok, lisede de vardı ya.
Hatta çok saçma. Yani lisedekini hiç hatırlamıyorum. Bende yok yani. Beni götürmemiş olabilirler sen bir şey yapma diye de. Ama şey yok, ilkokuldaki o gülle atma, hani bu çocuk kalıplı gülle atar diye elime gülleyi tutuşturmuştu beden eğitimi öğretmeni ve lisenin bahçesinde betona gülle atarak çalıştım yani. Betona gülle mi atılır? Pat pat pat. Evet. Ama ben şey hatırlıyorum ya, lisede beni 3 adım da zıplama var ya, böyle kuma zıplıyorsun. Onu almışlardı. Öyle bir şey ve hatırlıyorum hani, senin atladığını, öyle bir şey yaptığını. Evet evet, böyle 4 gün falan galiba. Ne teknik biliyorum ne bir şey. 4 gün beni böyle koşturup atlatıp sonra çıkarttılar. 6. mı ne, öyle bir şey olmuştum diye hatırlıyorum. İşte bak, olimpiyatlara bazen katılma mantığımızın da bu olduğunu düşün. Bu, hani sen iyi attın. Bu çocuk ya, bacağı bu şey uzun diye, bu atlamalı. Aynen yani şey, silahlı atan abimiz ünlü oldu ama yani adam oraya gelene kadar anlattıkları da işte yok silahının bir şeyi kırılmış, kaynakçı da kendi yaptırmış, onu bilmem ne yaptırmış. Adam resmen kendi imkanlarıyla, kendi İşte o zaten sorun orada. Yani. Olimpiyatlara gidebilmek için zaten ayrı bir savaş veriyoruz. Ya buradaki ben şeyi görüyorum, burada güzel oyun, yani çok iyi olimpiyat sporcuları var ve sürekli destekleniyorlar yani. Bizimkiler sponsor arıyor, bir şey arıyor. Yani neyse, bu bence kesinlikle biraz gelişmişlik seviyesine göre de değişen, bazen nüfusa göre de değişen bir şey de olabiliyor. Hani Amerika ve Çin'in bu kadar iyi olmasının sebeplerinden bir sebep, bence bir tanesi de çok nüfus çok yani. O kadar yeteneğin içinden daha da iyilerini, daha da iyilerini seçebiliyorsun diye düşünüyorum. Ya bir de bunun sınırı yok herhalde. Yani Türkiye'de neden böyle olmuyor diye konuşmaya açtığımızda alt başlıklar o kadar çok açılıyor ki pıt 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 pıt. Seç beğen al. Olimpiyattan al, başka bir şeyden al. Yani maalesef bunun sonu yok konuşmanın. Gerçekten bunun öyle. Toplu bir düzelişe ihtiyacı var yani. Sadece şuradan olimpiyat alayım düzelteyim de olacak gibi bir şey değil artık maalesef. Bizim için iyi oldu çünkü ben işte basketbolda Amerika, voleybolda Türkiye. Kim kazanırsa onu tutuyorum. Yani hani o zaman çok zevkli ve keyifli oldu. O zaman soru hattına geçelim mi? Hadi geçelim. Bugün enteresan sorular var. Maile de gelmiş. Bize mail atılmış sorular da var. kanalageyikler@gmail.com'a. White Rabbit'in sorusuyla başlıyorum. Abi selam. 18 yaşındayım. Ailemin durumu iyi. Ve beni Kanada'ya göndermek istiyorlar. Toronto'ya. Ama bana İstanbul bile yetmiyor. Gece hayatı seviyorum. Yeni mekanlar denemeyi. Orada çok sıkılır mıyım? Bir de Kanadalı yok gibi kızlar falan hep göçmen. Ne dersin? Hani tam bir, herkesin derdi farklı ya. Bir sonraki soruda bambaşka bir dert var mesela. Hiç önermiyorum ya. Düşünmeden para harcamayı seviyorsan falan Kanada'ya gelme. Para harcamak için bile, yani çok paran olsa bile yapabileceklerin sınırlı. Amerika'ya gidebilirsin. Belki İngiltere'ye gidebilirsin. Ama biraz bence Kanada bu konuda epey sınırlı bir ülke. Akla ilk gelen ülkelerden biri değil gece hayatı ama zaten ailesi göndermek istiyormuş. Belki de ailesi de bunun farkında ve biraz bu çocuk gece hayatından uzak dur. Ama bulmak isteyen, ya Toronto'da büyük şehir yani. Toronto'da da bulmak istediğinde evet, neler var? Gizli partiler, bilmem neler, ev partileri, klaplar, girişi bir şey olan. Ben bilmiyorum, benim gece hayatım olmadığı için. Ama görüyorum, arkadaşlar da bahsediyor neler neler var da. Ama aile de biraz belki bunu bilerek seni Toronto'ya göndermek istiyor olabilir. Kardeşim. Evet, ya vardır ama yine de çok araman, çok bakman gerekiyor vesaire, o yüzden belki başka ülkeler senin için daha iyi olabilir. Kanada daha standart, güvenli, sakin bir yer, öyle düşünürsen bence senin için daha iyi olur. Sevgili Beyaz Tavşan, belki de gece hayatını bırakman gerekiyor. Gençsin ama. Belki sevgili Beyaz Tavşan var. Nedir ya? Böyle White Rabbit çocuğun iki. Sevgili Beyaz Tavşan, bence Toronto senin için doğru olmayabilir. Böyle deyince Posta Gazetesi'nde köşe yazıyormuşum gibi hissediyor ya. Beyaz Tavşan sana uygun. Sana Toronto uygun değil ama ailen için uygun olabilir kardeşim. Enes Canavarı 22 göndermiş. Şimdi başka bir dert. Abi çok mu mutlusunuz yurt dışında diyor. Ben bazen fıtıracak gibi hissediyorum. Bir yerden köpek katliamı haberleri, bir yandan sosyal medya yasakları, yurt dışından alınan ürünler, ekstra vergiler, boğuluyorum gibi geliyor. Siz çok mu mutlusunuz? Bunlardan uzak olmak güzel mi? Bak çok net bir şey söyleyeceğim. Sen Türkiye'den gitsen de Türkiye senden gitmiyor. Bir kere bu net. Yani nereye giderseniz gidin, başka bir ülkeye gittiğinizde Türkiye'den gitmiş olmuyorsunuz. Çünkü orada doğdun, orada büyüdün, oranın yemeğini yedin ve orada arkadaşların ve orada bağların var. Bu ne yazık ki senin istesen de koparabileceğin bir şey değil. Bir dönem böyle tamamen biz sosyal medyayı ben değiştirdim. Asla Türkiye ile ilgili bir şeyler izlememeye çalışıyorum. Başka bir
yere odaklanmaya çalıştım. Ama bir noktada bu ülkede ne oluyor ne bitiyor senin kulağına zaten geliyor. Arkadaşından geliyor, ailenden geliyor. O yüzden onun içinde olmadığın zaman onu düşünmüyorsun anlamına gelmiyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta kendimden şöyle bir örnek vereceğim. 3 gün önce bu köpek katliamında çıkan bazı fotoğraf ve videolar benim karşıma çıktı. Sabahın köründe hiç beklemediğim bir anda gafil avlandım ki... Yani çünkü genelde izlemem çok fazla geçerim. Ama bir şekilde onu izlerken buldum ve 20-25 saniyelik bir şey izledikten sonra mutfağa gittim. Sinirden ağlıyorum. Bahar geldi böyle ne oluyor dedi. Dedim ya ben bir şeyler izledim ve şu an çok sinirliyim. Palmiyelerin altında sürekli güneşli olan bir ülkede Miami, Florida gibi bir yere gelmişsin yaşamaya. Ama hala ben bunları gördüğüm zaman o kadar sinirlendim. O kadar böyle bir şey patladı ki içimde. Çünkü belki birebir bunları yaşamıyoruz Türkiye'de ama burada bizi takip ediyoruz ve onun da etkisi bize oluyor. Yani gerçekten. O yüzden sen yurt dışına gittiğinde tamamen bundan kurtulacak mısın? Hayır. Bence. Kendini tabii biraz daha filtrelersen o tarafı keyfin daha rahat belki yaşayabilirsin. Ama bir noktada hep orayı düşüneceksin bence. Ben şöyle bir ekleme yapabilirim sana. Evet, bir yerde katılıyorum ama yurt dışına çıktıktan sonra filtrelerin sayısı artabiliyor. Şimdi bizim şöyle bir dezavantajımız da oluyor seninle. Sosyal medyanın çok içerisindeyiz ve her şeyi takip etmek zorunda kalıyoruz yani işimizde gereği. Ama mesela bu işlerle uğraşmayan biri kendini bu konuda daha çok filtreleyebilir yurt dışında ya da tamamen koparabilir. Şöyle de bir şey oluyor. En azından o boğulacak hissinden kurtulabiliyorsun. Benim şimdi yurt dışına çıkarken hep şey diyorlar ya... Neden çıktın? Bu kadar para da kazanmıyorsun. Orada sürünüyorsunuz filan böyle dayı yorumları da oluyor hani. Ama her şey para olmuyor işte. Bazen dışarı çıktığında, parka gittiğinde bambaşka bir ortam ve senden, ülkenden hiç haberi olmayan insanlarla takıldığında kendini oradan soyutlayabiliyorsun ve başka bir dünyanın içerisine girebiliyorsun. Evet, yine Türkiye'deki olan şeylere maruz kalıyorsun ama biraz daha dışarıda kaçman en azından mümkün olabiliyor. Ya da etrafında durmadan seni olumsuzluğa sürükleyecek, negatif konuşacak ya da haberleri durmadan pişirip işte siyaset falan getirecek insanlar olmadığı için de bir oksijeni içine çekme hissiyatı da yaratıyor. Yani hani en azından yurt dışında olmanın. Benim kendi açımdan konuşuyorum bunu. Bazen benim... bu bende şey yapıyordu Evren. Ters ya, çok kasılıyorum. Yok, ters etki değil ama üzülüyordum mesela. Yani Türkiye'de konuşulan konuları görüp bir dakika ya deyip telefonu kapatıp kendimi böyle yeşilliğin içine Toronto'da bir yere bıraktığımda Türkiye'deki insanların savaştıkları konulara bakıp bir de gerçeğim, o anki gerçeğime bakıyorum. O orada köpek gezdiriyor, o çocuğuyla frisbee oynuyor, o başka bir şey yapıyor, onlar gülüyor, biri orada müzik çalıyor. Bakıyorum ya, bu insanların da tabii ki dertleri var ama Türkiye'deki kadar değil. Bazen fiziğimle hani beyin, yani düşüncelerim aynı yerde buluşmuyordu. Ya biz niye böyle olamıyoruz ya? Neden böyle olamıyoruz hissiyatı geliyordu. Bazen de hatta suçlu hissediyordum kendimi. Ben burada bu kadar güzel bir durumda, güzel bir yerde istediğimi yiyip içebildiğim, istediğim zaman kendimi çok böyle rahatlatabildiğim bir hayat yaşıyorum. Ama Türkiye'de insanlar şunu yaşıyor, bunu yaşıyor. En sevdiklerim orada, sevdiğim arkadaşlarım hala bunlarla yüz yüze gelmek zorunda gibi bazen bir suçluluk hissediyordum. Bunu hatta terapistimle de konuşmuştum. Şimdi suçlu hissetmiyorum çünkü yani sebebi ben değilim. Ben niye suçlu hissediyorum aslında? Ama böyle de bir şey olabiliyor. Bu yorum ne dedi bizi... terapistin? Takma. Takma. Takma ya. Terapistin Türkiye'de onlar dedi. Oğlum. Sen Florida'dasın. Tabii canım. Tabii. Ya ben... Biraz bencil bir konu şimdi bu. Yani insan hali hazırda yurt dışında buradan uzaklaşınca biraz kendiyle de baş başa kalma olayını hep konuşuyoruz ya. Bir yandan da bir... Ya bencillik doğru kelime değil. Ya bencillik bambaşka bir şey aslında. Bunu bencillik de demek istemiyorum da. Ölümlü dünya biraz daha kişisel düşünmeye başlıyorsun bu konularda ve kendine sorduğun soru şu oluyor. Ben ne yapabilirim ve ne yaptım? Yani Türkiye'de ne yapabilirim mi düşün. Ya okudum, kendimi geliştirdim. Oy veriyorum, vergimi ödüyorum. Yani ben bütün vatandaşlık görevlerimi yerine getiriyorum ama yine de ya kazanan tarafta olmuyorum ya da bu değişimlerin hiçbir parçasında olamıyorum. Yani kendimi gidip bir gezi vardı. Geziye de katıldık falan. Hani orada da hani bir tepki koyduk zamanında. Ama sonra diyorsun ki artık ben daha hani ne yapabilirim? Daha ne yapacağım? Deyip yaşamak istiyorsun. Yani en doğal temel hak olan yaşamak hissiyatıyla gidebiliyorsan evet işte bak mesela Enes gibi arkadaşlarımız orada bir boğulma hissediyor. Çünkü belki de hani durum yok şu an çıkamıyor ya da o hayatını şey yapamıyor. Bazen de bir şans oluyor biz çıkabiliyoruz. İnsan istiyor ki herkes yaşasın ama kişisel düşündüğünde de işte ben yaşayacağım abi diyorsun. Yani ben daha ne yapayım? Hani buradan bile oy veriyoruz. Bir şeyler değişsin diyorsun. Ya da bunları konuşuyorsun. Ortaya çıkarıyorsun ama yani değiştiremiyorsun.
yapamıyorsun bazı şeyleri de, bilmiyorum. Bu konuda biraz kafam karışıyor. Evet. Bir yanda evet. Vicdan, bir yandan da yaşama isteği karışık insanda yani. Katılıyorum. Gizem Merve demiş ki, kendinizde en çok kızdığınız şey ne? Bu soru sizin bir videonuzu izlerken aklıma geldi. Çünkü yapmam gereken şeyi bırakıp YouTube'da dolanmaya başlamıştım. YouTube'a kaçarken buluyorum kendimi, hep sinir bozucu demiş. Kendinde en çok kızdığın şey ne ara? Bunu bir dakika, bunu hangi, adı neydi söyleyen arkadaşın? Gizem, bunu yapmanın sebebini söyleyeyim ben sana. Çünkü ben de öyleydim. Bir, planın yok bence. Hani yapmak istediğin şey, yani yapman gerekenler var, yapmak istediğin şeyler var. Ama onları nasıl planlaman gerektiğini, nasıl bir yol izlemen gerektiğini bilmediğinde oradaki düşünceler çok yoruyor ve ondan kaçmak istiyorsun. O zaman işte YouTube'a giriyorsun, Netflix'e giriyorsun, başka bir şeye giriyorsun. Ben de böyle oluyordu. Ama yapmak istediğini ve yapman gerekenleri bir plana dökersen, bir planın oluyor elinde ve o planı takip etmek çok daha kolay oluyor. Kafanda toplarsan o uçuşuyor gidiyor, onu mu yapayım, bunu mu yapayım, biraz bundan, biraz şundan, biraz ondan yapıyorsun ve hiçbir şey yapmamış olarak o günü topluyorsun. Sonra diyorsun ki o ben buradan kaçacağım, bu hoşuma gitmiyor. Netflix'e sarayım, YouTube'a sarayım, Instagram'a sarayım. Bence önce bir bunu bir düşün. Güzin Ana. Ha, Güzin Ana programına. Güzin Abla programına döndü. Neyse yani şey, belki bunun üzerine bir düşünmeni tavsiye ederim. Onun dışında ben de bazen bunu yapıyorum. Hani yapmam gerekenler çok biriktiğinde ve onu iyi planlayamadığımda kaçıyorum. Ben bir yürüyeyim diyorum. Ben bir yüzeyim diyorum. Ben bir YouTube'a gireyim diyorum. YouTube'a girince zaten sonu yok oradan oraya. Ya dün hele yapmam gereken çok şey var. Bir yerlerden kaçmaya çalışıyorum ve dün ne izlediğimi bana bir sorsan, Miami'den Alaska'ya trenle giden bir çocuk izliyorum. Oradan konuşanlara bağlıyorum. Oradan haber kanalı çıkıyor. Oradan Elon Musk'ı izliyorum. Bir şey oradan böyle hani böyle bir 3 saat falan izlemişim yani. Nereye gittim dedim ben ya. 3 saattir ben ne yapıyorum? Ama dediğim gibi onu yakaladığında hemen yapman gerekenleri planlamaya başla. Yoksa diğer türlü kaçıyor bence işin ucu. Bunu ben de yapıyorum. Bunu yaparken kendime çok kızıyorum. Benim de öyle büyük ihtimalle. Yani bir şeylere kaçma, yemeğe kaçma. Şey, ben de dün gece kalktım 2'de oturdum bilgisayar başına, bir şeyler yapmam lazım. Testo Taylan'ın Chicky Face Tiger abiyle yaptığı röportajı Marmaris'te izledim 32 dakika boyunca. Amcamın poposunu sallamasını falan böyle garip. Burada Testo Taylan'ın kanalı çok enteresan bir kanal. Hayatınızda göremeyeceğiniz tipler. Ben duymadım yani. Bile sadece gülüyorum şu an ama. Yani bir ara bakmanı öneririm. Bakma bence, boş ver, çok da önemli değil. Ben kendime kızmaya çok kızıyorum. Yani başkaları suç atar ya başka bir şeye. Onu sevmiyorum. Yapanı da sevmem zaten. Durmadan bir şeyleri başkalarının, kendi düzeltebileceği şeyleri başkalarına atan ya da işte ülkeye atan, bir şeyleri değiştirebilecekken bahaneler arayan insanları çok sevmem ve bana bunları söyleyenleri de haz etmem yani içten içe. Ve sonra ama kendime geldiğimde de en çok kendimin düşmanı da benim. Çok kızıyorum kendime bazı şeyler ve kendime hakaret ediyorum. Kendimi dövüyorum. Ya evet ya gibi. Evren. Ama niye bunu duydum ben ya? Başkasına yapmadığım bir şeyi niye kendime yapıyorum ya? Evet ya, ben şu an bir şey fark ettim sen bunu söyledin. Sen kendine küfredince ben sana çok sinirleniyorum. Ben evet bunu ediyorum. PlayStation oynarken fark etmiştim. İnsan evet, kendini küfreder ya. Arkadaşım yani. Çünkü orada oynayan oyuncuya küfretmemin bir anlamı yok. Ben tuşa basamadım. Ben Yaşar Usta. Ne bileyim. O yüzden küfrediyorum. Bunu çok yapıyorum, o yüzden. Bunun bir farkındalığı içerisinde. Kendime bu kadar kızmak sinir bozucu. İnsan başkasına evet. Böyle davranmıyorsa kendine de davranmıyor. Ama hak da veriyorum. Çok fazla şey var. Yani bizi daha ileriye götürmekten alıkoymaya çalışan çok fazla sistem var elimizde. Özellikle sosyal medya, elektronik bütün eşyalar bizi oradan oraya götürüyor yani. Çok zor. Ben de %100 yapabiliyorum diye. Yani. Ya sadece Facebook'un olduğu dönemi özledim ya, üniversite döneminde. Yani bir iki post atıp hayatımıza devam ediyorduk. Şimdi yok YouTube, yok şey, tek bir platform olsa da WeChat gibi buluşsak. Evet değil mi ya? Diyeceğim yani. Facebook'un çıktığı ilk dönemler ya. 4 kişi kalıyorduk bizim evde bir ara. 4'lü ocak fotoğrafı koyup 4'ümüzü tagleyip o ocak. Küçük ocağın üzerinde kendi adım çıkınca fotoğrafın üzerinde Eray Güler böyle. Mouse götürdüğünde o tagleme olayının ilk çıktığı günü hatırlıyorum. Bu nasıl beni Eray Güler olarak görüyor falan diye böyle. Bu arada hala yerdi yani. Var Facebook'ta bizim onlar büyük ihtimalle tekli şekilde. 4 arkadaş. Var. Yüzüklerin Efendisi 4 karakter, Beatles'tan 4 karakter falan hepsi. Saçma sapan ya. Keyifliydi ama, çok keyifliydi bence. Evet o dönem. İnsan hep nostalji ya. O nostalji isteği hiç bitmiyor. Hep bir geçmişe bir dönüş. O anda ne kadar mutlu olduğumuzu aslında hissedemiyorduk falan diye böyle saçma bir yere girmeyeceğim. Devam edelim. Girmeyelim. Ha, devam edelim. Bugün yeni bir bölüm ekledim. Birbirimize soru soralım dedim. Soru soruyor açıyor. Evet. Muhabbeti açıyor diye. Eray'a soruyorum, Evren'e soruyorum. Eray'a soruyorum o zaman. Sor bakalım. Eray.
Kafaya ne yalnız... taktın? Eray, yalnızlıktan korkuyor musun? Evet, sevmiyorum nasıl, ben yalnızlığı. Nasıl bir korku bu? Mesela tüylerin mi ürperiyor yalnız kalınca? Nasıl bir yalnızlıktan bahsediyoruz? Bilmiyorum, yalnızlığı sen hani korktuğun böyle... yalnızlığı anlat. Hani korkuyorum dedin ya, hangi yalnızlık türünden korkuyorsun? Şöyle söyleyeyim, seçemediğim yalnızlıktan çok korkuyorum. Hani yalnız kalmak istediğimde, yalnız kalma ihtiyacımı istediğim gibi kendimle baş başa kalmak istediğimde, kendimle baş başa kaldığımda çok mutluyum. Da kendimle baş başa kalacağım zaman başka bir plan yaptığımda ilk defa bu 30'lardan sonra ne oldu? Ya kendimle baş başa var kalacaktım. Kendime bir sözüm vardı, bak kendimi sattım falan gibi hissediyorum. Ama onun dışında zoraki bir yalnız kalmak bence çok kötü bir şey ya. İnsanı yaşlandıran bir şey, üzen bir şey. Yani yalnızlıktan ben o noktada korkarım muhtemelen. Sevdiğim hiç insanlar yanımda olsun istiyorum yani. Hissettiğin bir an oldu mu? Seçilmemiş bir yalnızlık yaşadığını düşündüğün. Galiba yok ya. O konuda iyiyim galiba. Yani duruma göre kiminle o yalnızlığımı giderebileceğim bir arkadaş çevrem var gibi hissediyorum. Bu her zaman fiziksel de olmayabilir. Yani bir telefonla da görüşebileceğim, böyle seninle Instagram'dan, WhatsApp'tan görüntülü konuşabileceğim arkadaşlarım var. Ama onun dışında böyle yalnız kalmak bence çok zor ve üzücü bir şey ya. Çünkü bazı şeyleri paylaştıkça daha hafifletebiliyorsun. Paylaşamayınca o hepsi üzerine kalır gibi hissediyorum. Okay. Sen? Sen değil. Ben söylemem. Başka bir zaman sorarsın. Şimdi sen kendi sorunu sor. Hayatın boyunca tek bir yerde yaşayabileceğini düşün. Küçük bir alanda. Bu alanın böyle daha dağ, tepe, taş gören bir yer, ormanın içinde bir yer olmasını mı isterdin? Yoksa daha böyle suya yakın, beach'e yakın, okyanusa yakın, denize yakın bir yerde mi olmasını isterdin? Yani aslında daha çok deniz insanı gibi misin, yoksa dağ, tepe, toprak insanı gibi misin? Onu sormak istiyorum. Şimdi denize yakın ev rutubet yapar. O yüzden aşınır. Filan diye böyle tuzlu su özellikle. Ağaçlık evde de sürekli yağmur yağıp tekrar harap olabilir. Beni çok masraf çıkarttırır. Deniz insanı mı? Huzur açısından bahsediyorum. Metal olarak değil ya. Denize bakmaya çok okeyim. Ama yani böyle dağlık, yeşillik alanın içindeki küçük göle daha çok okeyim mesela. Hani manzarayı tamamlayacak. Full denize, ufka bakmaya gerek var mı bilmiyorum. Ama bir yandan da hep orada yaşayacaksam denizin şöyle bir avantajı var. Böyle bir gitme, gidebilme ya da hani ufukta hayal etme isteğini çoğaltıyor. Ötesini şey, hayal etme gücünü şey yapıyor. Ama tek bir manzarada hayatım boyunca gördüğün şey tek manzara. Dağlık alan, yeşil ve o göl. Ama denizden ne geleceği belli olmaz. Bir gün tsunami de gelebilir ve hayatın çok eğlenceli olabilir yani. Deniz insanı olmasam da sanırım deniz kıyısını tercih edeceğim ulaşılabilirlik açısından. Şu an için isteğim bu yönde. Ama çok güzel denizi görmesi lazım ve öyle hani sahil yolundaki villalar olur ya, onun gibi bir şey değil yani, en azından adam gibi bir kendi beach'i olan bir deniz şeyinden bahsediyorum. Güzel, hatırı sayılır bir yer yani. Hatırı sayılır bir. Evet. Ne oldu, tatmin oldun mu bu soruna? Oldum. Teşekkür ederim. O zaman şimdi sana beach kenarından bir ev alıyorum. Teşekkür ederim. Kafama taktığıma geçelim. Bu hafta ne kafana taktın? Bu hafta çok yetenekli bir insanım. Her şeyi yapabiliyorum gibi hissediyorum. Çoğu şeyi. Yani el işleri dışında fiziksel aktivitelerde iyiyimdir. Müzikte iyiyimdir. Bir spor yapılması gerektiğinde el kol koordinasyonumu çok iyi ayarlarım ve yapabilirim. Müzik, çoğu enstrümanı bir şekilde çalabilirim. Gitar çalıyorum, bateri çalıyorum. Mızıka ver mızıkayla bir şeyler çalıyorum. Fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Yani çoğu şeyi yapabiliyorum. Ama evet, hiçbir şeyi çok iyi yapamıyorum. Ve bunu hep böyle yapmayı da seviyorum. Yani örnek veriyorum. Kürek çekmeye gittik bir arkadaşımla. Buradan. Dedi ki ya hani çok iyi başladı. Çok iyi dedi yapıyorsun. Yani normalde çoğu insanın bunu yapamayacağı şeyleri sen çok hızlı bir şekilde yaptın. Yani helal olsun dedi. Golfe gittim. Hatta bugün tekrar gideceğim. Golfteki öğreten arkadaşım dedi ki ya hani normalde insanlar bu kadar iyi vuramaz. Yani sen emin misin ilk defa oynadığına? Evet. Ama bir noktadan sonra ben onu yapabildim gördükten sonra onu bırakıp başka bir şey yapmak istiyorum. Bu aralar onu taktım. Yani hiçbir şey süper yapmıyorum. Her şeyden azıcık keyif alabilecek kadar yapıp bırakıyorum. Eray neyi çok iyi yapar dersen bilmiyorum. Ama Eray her şeyi yapar gibi hissediyorum. O yüzden bunu bir taktım. Ya acaba bir şeyde çok iyi mi olmalıyım? Yoksa aslında hayatta böyle bir yer. Sürekli deneyimleyip o deneyimleri de keyif alacak şekilde yapıp bırakmalı mıyım? Bu seni rahatsız mı ediyor? Yok, kafayı taktım. Şey bu yani. Bunu düşünüyorum. Böyle mi olmalı? İnsan bir şeyde çok iyi olmalı mı? Yoksa insan keyif aldığı şeyleri sürekli yapıyor mu olmalı? Bunu ben de bazen düşünüyorum. Yani benim de şey yaptığım konulardan biri. Ben de öyle hissediyorum çünkü mesela. Yani hiç iyi olduğum bir şeyde sonuna kadar gitmedim. Hep bıraktım. Ama bu beni de rahatsız etmiyor büyük ihtimalle. Yani belki ya şeyin de insanın hoşuna gidiyor. Mesela atıyorum
şu işte evren abi. Hani olimpiyat sporcusu gibi ona. O işte ama evren. Ama ben sana aslında yapıyoruz galiba da. Şimdi sen söyleyince böyle biraz daha vurdu. Ne diyebilirler mesela, bize mesela? Mesela YouTube'da içerik Kanada ile ilgili hayvani bir içerik ürettik be evren. Yani bu işte Kanada geyikleri diyebilir yani. Kanada geyiklerinde Eray'la Evren diyebilir. Evet evet, yani bence YouTube'da Kanada ile ilgili yapılan şeylerde Eray ve Evren bence denilebilir, denmeli de gibi hissediyorum. Ama bu biraz şu an kendimizi öldürüyorum bazı evet. noktalarda, çok gömdüğüm yerlerde var. Şimdi gömdüğüm bir yerde değilim. Ama mesela bunu söyleseler de bazen kabul etmiyoruz. Ama mesela böyle de bir gerçeğimiz var. Ben buna biraz yaşlı şeyinden bakarım, değerlendirim mesela. Anneannem bunu demez. Bazı şeyler vardır ki anneannemin de diyebilmesi lazım, anlıyor musun? Kanada geyikleri deyince Evren. Ama mesela bir komşusuna anlatıyor beni. Evren anlatamaz yani beni, anlıyor musun? O ayrı bir şey be. Yani bilmiyorum. Daha bilmiyorum. Spesifik yani. Arkanda koskoca YouTube plakatimiz var Evren arkadaşım. Abone olalım. Bunun altını da alalım. Bir... Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen de taktın kafaya. Ben bu hafta kafaya pek bir şey takmadım ya. Yani aslında bazen finansal şeyleri çok takıyorum. Yani ama bunu kendim ediyorum, kendim buluyorum. Şey değil, beni zorlayan bir şey yok. Tamamen aldıklarımdan, yaptıklarımdan oluyor. Çünkü şeyden kurtulamıyorum ya. Benim bir ölümlü dünya şeyi benden gitmiyor. Teyzemle sohbet ediyorduk. Çünkü bizim ailede böyle. Bir şey anlatıyor komşusu. Yani para biriktiriyorlar filan. Hani komşusu 80'ine gelmiş, yaşlılıkta ne yaparız diye ünotla para biriktirmeye devam ediyormuş. Hani nereye götüreceğim bu parayı? Anlıyor musun? Nereye götüreceğim? Evet. Bizde o kadar çok bu aile şey olmuş ki bu parayı harcamamız lazım. Olmayan parayı da harcamak üzerine bir şey. Bence bu şey ya Evren, o yaşlılarda şey var bence, hani o yani para biriktirmek ve ileride buna ihtiyacım olacak hissi iyi hissettiren de bir his aynı zamanda. İşte bizde bence. Yok. Bizim hani bir yere yok. Onu kullanmasan bile onu kullanabilecek bir noktaya gelme hissini engellemek için, hani böyle olursa çok kötü olur hissini engellemek için bence insanlar o yüzden sürekli bir şeyler, parayı kenara koyuyor gibi hissediyorum. Doğru ya, ona bir şey demiyorum. Ya, o hisse de saygı duyuyorum ama bizde yok. Hani diyorum ya, teyzemin bunu anlatma sebebi bu hisse sahip olmamamız lazım. Evet ihtiyacımız olabilir o paraya, yani bir yerde ihtiyacımız muhakkak olacaktır. Ama ben abi her an ölebilirim ve o drone'u istiyorum mesela, drone aldım. Gittim. Vespa'ya çektim. Dedim ki finans yapıyor musunuz? Yapıyoruz. 12 ay mı? 12 ay. Aldım. Borcumun üstüne katlandım. Uçtum ve mutlu oldum. Yani çok ihtiyacım var mıydı? Bence yoktu. Ama ben ihtiyacım var mı sorusuna her zaman cevap bulabiliyorum. Yani muhakkak bir cevabım var. Bu da şeyden, ölümlü dünya. Öleceğiz abi yani. Niye olmasın drone'um? Ya evet. Sorun işte ölmezsen oluyor. Ben çok geç ölürsen hani sorun ölmezsek, orada. Ölmezsek sıkıntı büyük. Aynen. Ama bir noktada şu da var Evren. Hani şey de biliyorum. Sürekli ya, bir kere para biriktirmek de bence bazen psikolojik olarak insanın sürekli bir şey biriktirmem lazım, bir şey yapmam lazım falan gibi bir strese sokuyor. Parayı da bize nasıl kullanacağımızı bilmedik, öğretmedikleri için, bilmediğimiz için bizim de işte bir kısmını kenara koyun. Ne kadar kısmını, ne kadar sürede koymamız lazım hiçbir şey bilmiyoruz. Yani. O yüzden bence, bilmiyorum, belki seninki de bir direniştir yani. Bana ne ya, ben toplum bunu yapıyor diye ben bunu yapmak zorunda değilim. Çünkü çoğu insanda var, hiç kimse konuşmuyor ama hani 100 bin dolar biriktirip hepsini çat diye borsada kaybeden, işte kripto paralarda kaybeden, onu bunu yani bir şekilde kaybeden, hani 15 yılını kaybeden insanlar var. 10 yılını, 5 yılını kaybeden insanlar var. Hani o da bir şey değil yani. Hani parayı biriktirmek de tek başına bir çözüm değil yani. Başarısızlık hikayeleri daha çok anlatılmıyor. Biz hep başarılı hikayeler duyuyoruz yani. Evet, öyle biriktirdi, evet. Öyle hissesi uçtu. Ama bu bir kişi, 100 bin kişinin de o parası gitmiştir yani, hani duyulmuyor. Tabii canım, hissesi uçabilir bu arada ama hani o hissesi, o uçtu, başka hisseleri de vardır. Sadece bir tanesi değildir yani, o diğerleri ne oldu, onlar nereye düştü? Bilmiyorum, belki bu da zamanla saçlar biraz daha beyazlaştığında değişecek bir şeydir. O çünkü şey, bazen o stres, o şey yoklaması geliyor, o yaşlılık. Yaşlılıkta ne yapacağız, yaşlılıkta ne? Ondan sonra. Bak bir şey söyleyeyim mi? O konuda bence bunu en az düşünmesi gereken insanlardan biri olabiliriz. Kanada gibi bir ülkede yaşıyoruz çünkü. Yani sen Kanada'dasın. Hani bu ileride zaten bu devletin çok fazla vergi almasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani bir noktada seni süründürmeyecek, bir noktada seni yaşamaya devam ettiriyor yani Kanada'da. Göreceğiz. Bunlar tahmin edilemez şeyler. Bazı şeyler en azından. İleride ne olacak? Bakalım. Evet. O zaman geldik bir bölümün daha sonuna. Herhalde kahvaltıyı da bitirdik.
Konu evet, konuyu açtı. Kapatmadan bugün önce buraya kadar gelenler demek ki hala bizi seviyor ve izliyor. Şunu da söyleyeceğim. 7 Eylül'de Levent'te bir etkinlik yapacağız. Çok yakında bunu da duyuracağım. Levent'te Wyndham Garden Otel'de eğitim, Kanada'da eğitim ve yaşamla ilgili birebir bir event yapacağız. Orada da gelip görüşmek, benle tanışmak isteyen arkadaşlar olursa, eğitimle ilgili, göçmenlikle ilgili fikir almak isteyen arkadaşlar olursa orada da birebir de görüşmek isterim. Ve bir striptease show da hazırladığını biliyorum o gün için. Ben değişik bir deneyim olma. Şey yakışmaz. Yani hazırlarım da izleyenin çok olmaz gibi. Yok yani şey güzel yapayım durmaz gibi. Tiger Chicky Face diye dolaşırsın yani sen. Tiger Chicky Face ne ya? Şimdi bakacağım, kapatalım da YouTube'a ya, gireyim Tiger Chicky Face Tiger yazayım diye bekliyorum şu an. Tiger Chicky Face kesin biliyorsun ya. Çiçek kesin biliyorsun. Bak YouTube'a yaz. Bakacağım, tamam. Göreceksin. O zaman abone olmayanları abone olmaya davet ediyoruz. Sponsor olmak isteyenleri sponsorla, reklam vermek isteyenleri reklam bilmem nesine, önerilerinizi de bölüm önerilerinizi de yine bize ulaştırabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.